Ortalarda görmeyeceğim. Allah yardımcı.
yapıştırın. O yüzdendir. Babaya anılardan ayrı gitmek istemem. Neden kaçırırsın o güzel gözlerini benden Halime? Ne vakitte başımız dertten kurtulmadı beyim. Seninle böyle gezmek beni heyecanlandırdı herhalde. Ondandır bu hallerim. Araya giren yollar, haller, vakitler... Seven gönlün katığıdır. Aşkımıza güç katar. Yüceltileceklerdir. İnşallah beyim. İndirik.
kimseye vermeyesin. Vakti geldiğinde hak ettiği şerefiyle veririz. Senle sonra görüşsem beyim. Hadi gidelim babamıza. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Esak geldim. Keklikleri getirdim beyim. Keklikler ne için Artuk Bey? Ahmetlerin kanında zehir var mıdır, yok mudur? Onu bize bunlar diyecek Esak. Thank you.
Evet, oldu mu dünden? Merak etmeyesin abi, her şey yolundadır. Yalnız Haçaturya'nın üsteyi kırmayıp son bir kez daha madeni aramak için Samsa ve Kayap'la beraber gönderdim. Göndermesem kahrından ölecekti adam. İyi, iyi etmişsin. İnşallah aradığını bulur. İnşallah. Neticede Simon bir tüccar. İşinin emin ellerde olduğunu bilmek ister.
da bu teklifi Candar Bey'in zoruyla kabul ettiği aşikar. Abim buranın bir yanlışını görmeyeceksin beyim. Her daim işin başında ben olacağım. Asla amacım da. Bundan emin olasın. Eyvallah Aliye Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Buyur Ertuğ Bey. Hoş gelmişsin Ali Yer Bey. Eyvallah Ertuğ Bey. Senden ricacı olduğum meselede bir neticeye vardım mı? Vardım Ali Yer Bey. Vardım. İshak getiresin hele. Buyur beyim. Ertuğrul Bey'im de herhalde meseleyi bilir. Bilirim Ali Yer Bey. Ertuğ Bey bahsetti. Yazık. Kimin dilidir? Konya'dan gelirken tanık olduğum bir mesele Ertuğrul Bey. Benden bu meseleyi aydınlatmam için ricacı oldular. Lakin ben fıkıh, astronomi ve matematikte tahsil sahibi olduğum için fazlaca yardımcı olamadım. İnşallah Ertuğ Bey'in derin ilmiyle bu meseleyi çözeceğiz. Nasıl bir neticeye vardın Ertuğ Bey? Kekliklerden birine dildeki kimyadan verdim. Ya öteki keklik? Kimyadan alan keklik öylesine bir çılgınlık haline büründü ki ötekini öldürdü. Ben de ömrümde böyle bir şey ilk defa görüyorum. Keklik ki mülayim bir kuştur. O mülayim kuş adeta yaralı bir aslana dönüştü. Öteki kekliği öldürdü. Sonra da çırpına çırpına can verdi. Belli ki aldığı kimya onu esrikliğe ve çılgınlığa sevk etmiş. Nasıl bir zehirse sadece içeri değil, çevresindeki herkese zarar veriyor. Ali Yer Bey. Buyur beyim. Bu dili Meftan'ın yanına gömerseniz şayet. Merak etmeyin seni sak. Ben gerekeni yapacağım. Eyvallah beyim. Müsaadenle beyim. Dediğin gibi. Yarın sabahtan han doğacağım Ali Yer Bey. Sayenizde. Eyvallah Isaac. Ne dersin bu durumlar Bey? Belli ki Toktamış Bey biri zehirlemiş artık Bey. Ural Bey mi dersin? Bir kez daha gördük ki çadır obasında güvenebileceğimiz yalnızca iki kişi vardır. Ali Yer Bey ve Aslanlar. Peki ya Candar Bey? Candar Bey obasının selameti için her şeyi yapacaktır. Buna adaleti ve hakkı çiğnemek de dahil. O yüzden Candar Bey ile menzilimiz hiçbir vakit tutmayacaktır. Eyvallah. Karşısına almıştır. Bir de
amaçlı savaşlar aslında sadece altın içinde. Bu düzene ayak uyduran ayakta kalır. Uyduramayan da ölüp gider. Çöpteki bir semender gibi esamesi bile okunmaz. Görmek isteyene her daim yeni kapı açılır. Yeter ki gözlerini açık tutsun her kişi. Bebek buradaydınız. Altında cihana nasıl hükmettiğini, insana nasıl yeni fırsatlar sunduğunu konuşurduk abi. Hele ki sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçı. Sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçının yaptıklarını elbette herkes bilecek, duyacak. Ertuğrul Bey'le birlikte o Moğol pisliğine neler yaptığınızı herkes biliyor. Adı neydi? Noya. O Noya'nın içinden kurtulana kadar Ertuğrul Bey'in yaptığı hatalar yüzünden kaç canımızı yitirdik bilseniz. Öğrenemezsiniz. Ertuğrul Bey'in basiretsizliği senin yiğitliğine gölge düşürmez Turgut Alp. Tapınakçılara vücudunda bıraktığı izler, o soysuzlarla nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. Sen nereden biliyorsun bunu? Tapınakçıların Papa soysuzluğunun emrinde halkımıza neler yaptığını en iyi ben bilirim. Nasıl işkence ettiklerini de. Tapınakçılar bütün ailemizi katletti. Sadece Maria ile ben hayatta kaldık. Sırf Papa'nın inancında olmadığımız için bütün ailemizi katlettiler. İsa'ya olan bağlılığımız ve inancımız ailemizi kurtarmaya yetmedi. Başını sağ olsun. Üstad Simon, bir misafiriniz var efendim. Müsaadenizle. Sultanın casusu kaçmış. Üstad Simon. Ertuğrul'u elinizden nasıl kaçırdınız? Sultanın casusu Ertuğrul değil. Ne dedin sen? Onu yakaladım. Onunla konuştum. Ertuğrul değil. Sonra adamları geldi. Adamlarımızın hepsini öldürdü. Getirmiştir beyim. Şimdi saklanır. Senden emir bekler.
Sultanın casusunun sen olmadığını artık inanmışlardır beyim. Sultanın casusu olarak karşılarında seni değil de Doğan'ı görünce şaşırmışlardır. O kadar emin olamayız Dündar. O halde o vahdi ziyahya denilen adamın işini hemen bitirmeyiz beyim. Ortodoksluğun arasına gizlense de tapınakçılığın adamı olduğu aşikardır beyim. Kuzu postu giymiş bir kurt. Seni öldürmek isteyeceklerdir beyim. Ayağına kadar çarmaların nedeni de budur. Biz yine de gideceğiz Dündar. Ya bir tuzaksa? Seni orada öldürmek isteyeceklerdir beyim. Bu çok tehlikeli. Hakkında istediğim her şeyi verene kadar yaşamasına izin vereceğim. Eğer beni öldürmek isterse onu öldürmekte tereddütüm olmayacaktır. Yarın o hana gideceğiz. Kim öle, kim kala hep beraber göreceğiz. Çıkmıştır. Varıp tam da senin kalbine konmuştur beyim. Bu babamın kaçıncı tuzağı, kaçıncı ihanetidir Çolpan Hatun. Artık sayamaz oldum. Sen obamızın başına musallat olacak Ertuğrul belasına haddini bildirdin. Kilimlerini yakıp kayıların bize rakip olmasına mani oldun. Dünyanın düzeni buysa gerekeni yaptın. Lakin baban bunun kıymetini idrak edemez. Sonra.
akrabandan, kardeşlerinden kim bilir daha ne tuzaklar, ne ihanetler göreceksin. Belki baban kardeşlerini senin önüne koyar. Senin peşlerine takar. Onlara itimat sana tımar düşer. Dedim ya, boylarının ölçüsünü alacaklar. Senin için rahat olsun. Senin yanında her daim içim rahattır benim. Lakin Aliyar ve Aslıhan oldukça asla emin olamayız. Obamızın yolu uzun ve kutludur Hatun. Biz büyük ve güçlü bir obayız. Zayıfların hükmü altında, keferenin kılıcı altında mevsimsiz düşen bir kar tanesi gibi eriyip gideriz. Ama Erin Ural buna asla müsaade etmeyecek. Nasıl? Hayır, bu obada iki kardeşim de yaşayacak yüz bulamayacaklar kendilerinde. Baban da yalnız kalacak. Nasıl olacak bu? O çok itimat ettikleri Ertuğrul sayesinde. Yarın öyle bir oyun oynayacağım ki ona rezil rüsva olacak. Simon da gidecek, böcek gibi ezecek onu. Mis gibi kokarsın Hatun. Sadece senin için değil. Çolpan Hatun'u sen
yanlış bir şey duyarsan hemen bana haber edesin aslan. Merak etme abi. Düşman karşısında uyanık olmayı nasip eyle. Yarabbi.
geldi abi. Bizim için büyük gün Kudüs'ü Müslümanların elinden temizlediğimiz gündür. Süleyman'ın tapınağını ihya ettiğimiz gün. Senin gibi şövalyeler oldukça o gün yakındır. Birazdan kadim düşmanımız Ertuğrul gelecek. Bazen düşmanlarımız en yakın dostlarımız olabilir. Onlarla iş yapmak zorunda kalabiliriz. Kilimhane açma teklifini kabul edecek misin? İyi bir teklifte bulunursa neden kabul etmeyeyim? Ural bu işe gömülecek. Güzel. O zaman ortalık karışır. Biz de bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Thank you.
misin ki? Rızkına tasallut eden köpek, cezasını çeker.